Dide olarak da, öğretmen olarak da üzgünüm. Çünkü milli eğitimin hedefi gittikçe eğitim şeriata doğru kaydırmak ve adım adım da şunu görüyoruz. Yani şu anki Milli Eğitim Bakanı gelmiş geçmiş en gerici bir bakan. Bundan önceki de gericiydi. Şunu görüyoruz. Artık bu eğitim sistemini öyle bir duruma getirdiler ki her gün bir adım daha gericilik. Her şeyde işte dediler ki işte bütün okullara Anadolu liselerine cami yaptılar. Okullara cami yaptılar. O tutma, ondan sonra ortaokullara kadar indi. Hala devam ediyor. İnsanları eğitebilmek için kendi çaplarında tabii, yani dinci bir nesil yetiştirmek, yobaz bir nesil yetiştirmek için anaokullarına kadar geldi. Düşünün, anaokulundaki çocuklara yahut da ilkokuldaki çocuklara yazın Kur'an kursu açıyor. Yani o çocukların gezmeye, tozmaya, psikolojik olarak gelişmeye ihtiyaçları var. Yazın neden yaz tadili oluyor? Bütün yorgunluklarını atsın çocuk, gelişimini tamamlasın, koşsun, yüzsün, ip atlasın, oynasın diye. Ama çocuğu biz ne yapıyoruz? Elini, kafasını örtüyoruz. Hele kız çocukların eline gibi torba verip içine de Kur'an'ı koyup doğru Kur'an kursuna çocukları gönderiyoruz. Yani çocukları zaptırap altına alıyoruz. Yani çocuklar sanki böyle, hele kız çocukları hani kör olsun görmesin der gibi gözlerini boyama, beyinlerini yıkama. Hakikaten ben bir eğitimci olarak buna çok rahatsızım. Bir de evrime karşı, yani evrime karşı olan bir iktidar artık yobazlığa eyvallah demiş. Yani evrimi kenara koyduysa bu iş bitmiş, bilimden uzaklaşmıştır. Mesela bir şey vardır. Bilimi olabilmesi için matematik ispattan geçmesi gerekir. O konunun. Yani hiçbir bilim matematik ispattan geçmedikçe bilim adını alamaz. Yani matematiğe bu kadar bağlı kalması gerekirken birçok okullarda matematik seçmeli durumuna düştü. Yani din dersleri 4 saat, matematik 2 saat. Yani böyle bir şey duruma geldi. Yani neredeyse biz 5 saat matematik gördük. Yani 5 saat matematik gördük. 1 saat bizim zamanımızda din dersi vardı. O da seçmeli dersti. İşte 12 Eylül'den sonra Kenan Evren bu seçmeli dersi kaldırdı. Zorunlu oldu. Ama bunlar da yetinmedi. Bundan yetinmedi. İhtilal, 15 Temmuz ihtilalinden sonra da daha da bu konuda pervasızlaştı diyelim. Din derslerinin saatini çoğalttı. İşte bilimle ilgili bilim dersleri, yani pozitif ilimlerle ilgili derslerin saatlerini kıstı, daralttı. İşte haftada diyelim ki 32 saat ders görülecek yahut da 36 saat ders görülecekse bu dersin neredeyse 20 saatten fazlası dinle ilgili dersler olmaya başladı. İşte okullarda İmam Hatiplerin, eskiden İmam Hatipler'de vardı. Kur'an kursu gören çocuk, orada bir de uygulaması, bir cami, mescit gibi olma durumu vardı ama şimdi İmam Hatip'in dışında bütün okullarda, orta ecel okullarda okulla bir kere bir camiye, mescide kattılar. Bu artık bizim gericiliğe doğru, ülkenin gericiliğe doğru gittiği, bu Avrupa'dan da uzaklaştığımızı, çağdaşlıktan da uzaklaştığımızı, çok tehlikeli bir durum. Bunun karşı durmamız gerekiyor. Ama aydın kesim, benim görüştüğüm aydın kesimlerde birçok kişi ne yapıyor, bunu nasıl önlerim diyor. Çocuğum 3 kuruş maaş alıyor ama 3 kuruş maaşını özel okula veriyor. Özel okulda da müfredatı yine de uygulansa da biraz da arkadan dolanma var. Seçmeli ders koyuyorlar. Seçmeli derse işte seçmeli dersler de var. Onlar seçmeli dersi tabii din eğitimli dersler koyuyor zorunlu olarak. Ya işte Kur'an hükmü işte şuydu buydu falan. Ama özel okullar bunu biraz da tamam diyor, programı uyguluyor ama seçmeli dersleri, bilim dersleri, işte fiziğe, matematiğe seçmesini, kimyaya seçmesini sağlıyor ki çocuk biraz daha bilime doğru yönelsin diye. Ama vatandaş da gerçekten aldığı maaşından yemiyor, içmiyor, emin ol birikse ev alacak, onun da vazgeçiyor.
ben ev kirada oturayım diyor ama çocuğum diyor yobazlık görmesin, bilim adamı olmaya çalışsın diye varınıyor onu çocuk. Özel çocuğu için özel okullara parasını harcıyor. Ya bunlar özel okullarla ortak ya da bunların bir amacı belli. Yani aslında örgütlenmemiz lazım. Yani biz cemlerimizde ben özellikle şey yaparım cemde en az 15-20 dakika bu politika üzerinde konuşurum. Ve canları da konuşsun isterim. Yani onlar da şey yapsın isterim. İşte zor dardan geçtiğimizi, sıkıştığımızı, işte bizim uyanık olmamız gerektiğini, baskı yaptığını, bunu bize zorla kabul ettirmeye çalıştığını, bunun arkasından gidenlerin, hatta ileri giderekten bu arkadan gidenlerin Muaviye ile aynı olduğunu, yani aynı olduğunu, bizim yolumuzdan uzaklaşacağını, düşkün kabul edebileceğimizi dahi iletiyorum. Yani Atatürk'ün yolunda, çağdaş, uygarlık yolunda, bilim yolundan ayrılmamalarımızı gerçekten her bunu ben vurguluyorum. Ne öğretmenim? Önce bunu vurguluyorum gerçekten. Hani bir an içeriz ya çocukların okulda geldiğimizde doğruyum, çalışkanım falan diye. Doğruluysak, dürüstsek mutlaka bunu vurgulamamız lazım. Yani her tarafta o doğruluk, dürüstlük olmamız lazım. Biz cem yapacağız, eyvallah diyoruz. Hırsızlığa ulaşmayız. Çok doğruluktan ayırmayacağız kendimizi diyeceğiz. Ama burada diyeceğiz, dışarıda da bunu görmezden geleceğiz. Hayır, bakın böyle bir şey yapmayalım. Biz Alevi Bektaşi olarak cem evinde de Bektaşiyiz. Sokakta da Bektaşiyiz. Bunu mutlaka vurgulamamız lazım. Bilim adamıysak, bilimden yanaysak, bunu burada nasıl vurguluyorsak dışarıda da vurgulamamız lazım. Yani buna tepki vermemiz lazım.